merhabalar. Bugünkü dersimiz basit, bileşik ve tam sayılı kesirler. Çocuklar eğer beni dikkatli bir şekilde dinlerseniz kesir çeşitlerimizi öğrenmiş olacaksınız. Daha önceki yıllarımızda öğrenmiş olduğumuz pay, kesir çizgisi ve paydayı hatırlıyor musunuz? Bir çokluğu kaça böldüğümüz bizim payda kısmımızdı. Bir çokluktan kaç tanesini aldığımız ise bizim pay kısmımızdı. Yani kaça bölüyorsak orası payda, kaçını alıyorsak orası da bizim pay kısmımız oluyordu. Pay ile paydayı da kesir çizgimiz ile birbirinden ayırıyorduk. Daha sonra basit kesirlere geçmiştik. Basit kesirler payı paydasından küçük olan kesirlerdi. Yani kesmiş olduğum sayıdan daha küçük, daha azını almam demekti. Şimdi tekrar örneklerimize bakalım çocuklar. Biz buradaki turuncu şekli kaça bölmüşüz? 1, 2, 3, 4. Dörde bölmüşüz. Kaç tanesini almışız? Üç tanesini almışız. Yani pay kısmı paydı kısmından daha az. Payı paydasından küçük olan kesirlere basit kesir diyorduk. Bu bir basit kesir. Bakalım öbürünü kaça bölmüş? 1 2 3 4 ve 5. 5 parçadan 4 tanesini almış. Payı paydadan küçük bir basit kesir. Devam edelim kaça bölmüş. Burasını bölünmüş gibi düşünüyoruz. Siz kendiniz tamamlayabilirsiniz çocuklar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8'e bölmüş. Kaç tanesini almış? 1, 2, 3, 4, 5 tanesini almış. Payı paydadan küçük olduğu için bir basit kesir olmuş. Bakalım kaça bölmüş? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10'a bölmüş. 4 tanesini boyamış. Payı paydasından küçük olduğu için bir basit kesir olmuş. Birleşik kesirlerse payı paydasına eşit veya büyük olan kesirlerdir. Örnek vermemiz gerekirse eşitlikten başlayalım. 8 bölü 8, 7 bölü 7, 65 bölü 65 gibi veya payı paydasından büyük olması gerekiyor. 62 bölü 30 bak pay büyük oldu. Ya da 28 bölü 20 payı paydasından büyük oldu. Anlaştık mı? Ahmet kesirler ödevi için basit kesirleri kullanması gerekiyor. Hangi kesirleri kullanması gerekiyormuş? Basit kesirleri. Verilen kesirler arasından Ahmet'in kullanabileceği kesirler hangileridir? Bakalım. 5 bölü 8. Payı paydasından küçük olduğu için bir basit kesir diyor diyoruz ve bunu alıyoruz. 2 bölü 6 payı paydasından küçük olduğu için basit kesirdir diyoruz. Alıyoruz. 4 bölü 4 payı paydaya eşit veya payı paydasından büyük olanlar birleşik kesildi. Bunu alamıyoruz. 2 bölü 8 payı paydasından küçük olduğu için alıyoruz. 3 bölü 5 payı paydasından küçük olduğu için alıyoruz. 4 bölü 3 payı paydasından büyük olduğu için birleşik kesiliyoruz ve alamıyoruz. Payı paydasından küçük bir basit kesiliyoruz. Yani 5 bölü 8... 2 bölü 6, 2 bölü 8, 3 bölü 5 ve 3 bölü 10 kesirlerini Ahmet ödevinde kullanabiliyormuş. Tam sayılı kesirler ise bizim artık belli bir tamımız var ve yanında yine alabileceğimiz kadar bir çokluk var. Burada kaç tane tam var? Burası bir tam. Yanındaki ne çocuklar? Kaça bölmüş? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10'a bölmüş. Onda 1, 2, 3, 4, 5 tanesini almış. O zaman benim bir tam onda 5'im var diyorum. Bakalım kaç tane tamım var? 1 tam, 1 tam daha, 2 tamım var. Kaça bölmüş? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10'a bölmüş. 2 tanesini burada boyamış. 2 tam 10'da 2 diyoruz. Anlaştık mı? Devam edelim. Bizim yine burada 2 tamımız var. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10'a bölmüş ve 1 tanesini almış. 2 tam onda 1 diyorum. 3 tam olur, 5 tam olur, 6 tam olur. Bir sürü tamımız olabilir. Burada 2 tamları vermiş. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10'a bölmüş. Kaç tanesini almış? 1, 2, 3, 4, 5 tanesini almış. 2 tam onda 5 şeklinde tam sayılı kesir yapıyoruz. Aşağıda verilen modellerde gösterilen bölgelere ifade eden kesirleri ve kesir türlerini bulalım demiş. Kaça bölmüş sonu aşağıya yazıyorum. Yani paydama yazıyorum. Ne kadarını boyamışsa o benim artık payım oluyordu. Yukarıya yazıyorum. Payı paydasından küçük olduğu için kesir türünde belirtin dediği için artık bu bir basit kesir çocuklar. Kaça bölmüş? Aşağıya yazıyorum kaç tanesini almış ayırmış bir tanesine payı paydasından küçük olduğu için biz buna artık ne diyoruz? Basit kesir diyoruz. Kaça bölmüş? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9'a bölmüş. Ve burada bir tanesini ayırmış. Payı paydasından küçük olduğu için basit kesir diyorum. Kaça bölmüş. Ama burada bir tamım var. Bir tam. 1, 2, 3, 4, 5'e bölüp 4'ünü almış. Bir tam 5'te 4. Artık bu bizim için tam sayılı kesir oldu. 2'ye bölmüş. Bir tanesini almış. Payı paydasından küçük olduğu için basit kesir. 4'e bölmüş. 3 tanesini almış payı paydasından küçük olduğu için basit kesir olmuş. Birleşik kesir vermemişim. Payı paydasına eşit veya büyük olmuş olsaydı o zaman da ona ne söyleyecektik? Bileşik kesir diyecektik. Yanda verilen kesir basit kesir olduğuna göre A yerine yazılması gereken sayıların toplamı kaçtır? Basit kesirde pay yani yukarısı paydadan aşağıda küçük oluyordu. Yani ben basit kesir olması için 7'yi geçmemem gerektiğini biliyordum. O zaman buraya ne gelir? 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 gelir. 1 bölü 7 olur. 2 bölü 7 olur. 3 bölü 7 olur. 4 bölü 7 olur. 5 bölü 7 olur. 6 bölü 7 olur diyorum. 7 bölü 7 olursa ne olur çocuklar? Eşit olduğu için basit kesir olmaz. Birleşik kesir olur. O yüzden ben 7'yi almıyorum. Yani ben ne söylemiş oldum burada? 1 yazılır, 2 yazılır, 3 yazılır, 4 yazılır, 5 yazılır ve 6 yazılır dedi. Ama bize bunların toplamını soruyor. Haydi toplayalım. 1, 2 daha 3. 3 daha 6. 4 daha 10. 5 daha 15. 6 daha buranın toplamı 21 olur diyoruz. Yanda verilen kesir birleşik kesir olduğuna göre A yerine yazılması gereken en büyük sayı kaçtır diyor. Peki ben birleşik kesir olması için ne söylüyordum? Payı paydasından Evet. Eşit veya büyük olması gerekiyor diyordum değil mi? O zaman ben aşağıya hangi sayı yazabilirim? 1 yazabilirim, 2 yazabilirim, 3 yazabilirim, 4 yazabilirim, 5 yazabilirim, 6 yazabilirim ve 8 yazabilirim. 9 yazarsam ne olur? Pay, paydadan küçük duruma gelir. Bunu kabul edemiyorum. O zaman bu sayıların arasındaki en büyük sayımız ne oldu? buraya 8 yazabiliyorum. Anlaştık mı? Basit kesirde yukarısı aşağıdan küçük oluyordu. Pay paydadan küçük oluyordu. Bileşik kesirde ise eşit veya büyük olması gerekiyordu. Burada en büyük 8 oldu dedik. Bir sonraki dersinizde görüşmek üzere kendine iyi bak. Hoşça kal. Konularla alakalı sorular çözmeyi unutma. Sana çok güveniyorum.